Semih, bırak onları da şu keçiyi ön tarafa bağla. Doğum günde ayak altında durmasın. Niye ayak altında olsun canım? Burada kutlamayacak mıyız? Ay olsun. Tosfayı da bul orada neredeyse, üstüne basılmasın. Ya sen bir bana bak, sen kaç kişiyi çağırmayı düşünüyorsun doğum gününe? Sen, ben, Selin, bir de aramızda pasta olacak. Ay canım, Firuze ile Leyla Hanım da gelecek ya. Aa, doğru. Gelsinler. Gelsinler, gelsinler. Sen hatta başkalarını da çağır. Bütün mahalleyi çağır. Semih, hadi uzatma fazla. Topla şu alet çantasını. Hadi. Uhu, komşu. Uhu. Parti ekibi geldi. Hoş geldiniz. Ben içeri geçiyorum. Aa, biz geldik diye mi gitti Semih Bey? Yani sürpriz partiye yardım edelim diye geldik, rahatsız ettiysek. Yani. Yok estağfurullah, olur mu öyle şey? Buyurun oturun. İyi öyleyse. Onun derdi başka. Hayırdır, kötü bir şey mi var? Ay hiç sormayın. Gece Selin'i iş yerinden çağırmışlar. Biz de uyanıp kızı evde bulamayınca endişelendik biraz. Bütün siniri o yüzden. Ne biçim patronmuş bu böyle canım? Ya. Gece yarısı çağırmalar falan, ne oluyor böyle? Haklı Semih Bey, kızar tabii. Reyhan bir baksana. Gene bir şeyini bulamadı herhalde. Geliyorum şimdi, siz oturun. Ne oldu Semih? Gene neyini bulamadın? El alemin niye özel konularımızdan bahsediyorsun? Ha? Ben samimi olmayalım dedikçe sen tüm mahremimizi anlatıyorsun. Ne yapayım Semih? Bir afra bir tafra girdin içeriye. Beni de zor durumda bırakma sen de. Gönder gitsinler. Zaten sabah akşam burada olmak için bahane arıyorlar. Bir daha senin lafı ederlerse o verandayı başlarına yıkarım ben onların. Hayatım sakin ol, bir sinirlenme Allah aşkına. Ben şimdi alıp çıkacağım onları zaten. Kim çağırır gece yarısı çalışanını iş yerine canım? Ne biçim iş bu böyle Firuze? Ben de anlamadım. Vallahi var bir iş. Kimse patronu. Yani belli bir iş var. Kız güzel. Hatırlasana, o kırmızı kıyafetine de yakışmıştı. Başka taliplerinin olması da normal yani. Olmaz! Ay olmaz, demir dururken katiyen olmaz. Bizim işimize taş koyar bu durum. Ay, elimizi çabuk tutmamız lazım Leyla. Ay, çay içelim diyeceğim ama bir an önce alışverişe mi çıksak? Selin gelmeden hazırlıklar bitsin istiyorum. Tabii. Hiç canınızı üzmeyin. Biz çarşıda gider bir mola verdiğimiz zaman içeriz. Ay hoş geldiniz. Alayım ben onları. Buyurun. Çok mersi. Pişiniz. İyi günler. İyi günler. Siparişler mi geldi? Geldi. Dondurmalara bak, erimemiş bile. Ben gideyim de bunları dolaba koyayım. Haydi. Bil bakalım ben kimim? Tanıyamadım. Dokunursan daha iyi tanıyabilirsin. Kahvesi güzelmiş diye duydum. Kahveniz var mı? Kahveniz nasıl olsun İbrahim Bey? Filtre olsun, sade. Hemen geliyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Reyhan Hanımcığım, burası Selin'in en sevdiği pastane. Biliyorum. Ah. Reyhan teyze. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de görüşemeden gideceksin diye çok üzülmüştüm. O iş öyle değil kızım. Senin yardımına ihtiyacım var. Tabii buyurun. Hı. Biz aslında yarın gidiyoruz ama Selin bilmiyor. Bu akşam sürpriz bir doğum günü partisi yapacağız. Sen de bütün arkadaşlarına haber ver. Hepsi gelsinler ama Selin sakın duymasın. Tamam ama Selin'in doğum günü 2 gün sonra. Biliyoruz. Tamam canım, işte sürprizi orada. Kendi hiç tahmin bile edemeyecek. Tamam, ben herkese haber veririm. Bu ilan nedir? Sormayın ya. Ortağım bana borç takıp kaçtı da
Burayı idare edebilecek birine ihtiyacım var. Aa, vah vah vah, sen görüyor musun? Bak vicdansıza. Ayol, küçücük kıza koskoca mekanı bırak gitsen. Aa, nasıl birini arıyorsunuz peki? Yani işte yemek yapmasını bilen, pasta, kek, tatlı. El lezzetli olursa da harika olur tabii. Bir taraftan müşterilerle de ilgilenecek, çekip çevirecek burayı. Ay, beni tarif ediyor Leyla. Yanlışın var Firuze. Asıl beni tarif ediyor. Ayol, ömrün boyunca benim yaptığım yemeklerin kredisini yedin sen. Sende yöneticilik kabiliyeti yok. Kimseye sözünü geçiremezsin. Benim müşteri ilişkilerim kuvvetli. Tabii tabii. Sen boş tabağa da öyle gül yapraklarını serpiştirip verirsin müşterilere. Onlar da havayı kaşıklar durur. Sen de şef değilsin yani. Ayol, ben dünyanın en ünlü şeflerinin atölyelerine gitmiş insanım. Sokak lezzetleriydi, yemek festivalleriydi. Sen bilmiyor musun Firuze? Benden iyisini mi bulacaklar ayol? Doğru vallahi, bulamam. Yani siz şimdi iş mi arıyorsunuz? Ay Reyhan Hanımcığım, biz yalıda bütün gün böyle birbirimize baka 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 sıkıntıdan patladık. Ya ay bakın, şimdi siz de gidiyorsunuz. E bari iki insan yüzü görelim burada, değil mi kızım? Ama yorulmaz mısınız? Yani kafenin çok fazla işi olur. Bizim referansımız Selin'den. Bir hafta deneme süreci yaşarız. Baktık ki birbirimizden memnun kalıyoruz, o zaman devam ederiz. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.